Herkese günaydın. Artık bu gri kaza hiç dışarıdaki hiçbir şey umurumda değil. Sadece sıcak kalmak istiyorum dediğim zamanlarda giydiğim bir kazak ilan ettim. Sabah birazcık çalıştım. E-mailleri falan baktım. Ve şimdi Flykick isimli bir spor dersini denemeye gidiyorum. Hiç denemedim daha önce, bilmiyorum. Böyle kickboxla, pilatesle, kardiyoyla bir dolu bir şey karıştırıyorlarmış. Değişik olacak ama ondan önce Zara ve Mango'dan böyle Fashion Week döneminde aldım bir dolu şeyler. Çünkü Fashion Week döneminde panik oldum. Ne giyeceğimi bilemedim. Özellikle böyle birkaç tane kilit parça vardı tasarımcılar tarafından verilen, giymek istediğim. Ama onları neyle giyeceğimi bilmediğim için böyle yüz binlerce şey aldım. Birçoğunu da giymedim. Onda tarihi geçiyor. Şimdi onları gidip değiştirmem lazım. Öyle şu anda. Bugünün planı bu şekilde. Eşyaları geri verdim. Aşırı böyle mutlu eden bir şey değil mi size? Yani bilmiyorum, ben bir şeyleri geri vermeyi çok seviyorum. Çünkü sanki para kazanmış gibi oluyorsunuz. Yani sadece harcadığınız parayı geri alsanız bile sanki ekstradan bana para veriyorlarmış gibi hissediyorum. Neyse, şimdi spora. Sonrası bir Melisa. Herhalde şimdiye kadar yaptığım en eğlenceli böyle derslerden, yani spor derslerinden top 5'e giriyordu. Çok güzel bir sistemleri var. İlk 12 dakika boyunca HIIT yapıyorsunuz, kardiyo yapıyorsunuz. Ondan sonra 8 dakika stretch yapıyorsunuz. Ondan sonra 20-25 dakika boyunca kickboxing yapıyorsunuz ve bitiyor. Çok yorucu ama çok eğlenceli. Ben zaten kickboksu çok seviyorum. Önden de böyle hit yapmak iyicene sizi yoruyor, kalori yaktırıyor. Keyifli yani. Londra'ya gelip de spor arayıp spor dersi ararsanız %1500 tavsiye ederim. Şimdi banyodan çıktım. Spordan sonra banyo kadar güzel bir şey var mı? Yok bence. Bir de artık banyodan sonra saçlarımı böyle %80 kurutup deniz tozu spreyi sıkıp böyle örüyorum. Hem daha şekilli oluyor, hem de ertesi gün ya da işte belli yani birkaç saat sonra bir yere gideceksem saçlarım böyle çok fazla ısı görmeden şekil almış oluyor. Banyodayken bu Simple'ın Moisturizing Facial Wash'ını kullandım. Bu marka maalesef şu anda Türkiye'de yok. Ama eğer yolunuz İngiltere'ye düşerse kesinlikle bir bakın derim. Çünkü tüm ürünlerinde paraben, parfüm, alkol gibi zararlı ürünler yok. Bu çok güzel cildinizdeki yağ ve kir kalıntılarını temizliyor. Ondan sonra da Simple'ın yine bu Hydrating Night Moisturizer'ını kullanıyorum. Bu da su bazlı olduğu için cildinizi yağlandırmadan nemlendiriyor. Aynı zamanda bu markanın bir sürü değişik ürünlerinde de var. Miseler suyundan temizleyicilere, temizleyiciden nemlendiriciye, makyaj çıkarıcıya. Özellikle uygun fiyatlı olup da içinde böyle zararlı madde içermeyen çok fazla marka yok bence. Dediğim gibi şu anda Türkiye'de yok ama yolunuz İngiltere'ye düşerse kesinlikle tavsiye ederim. Zaten İngiltere'nin bir numaralı en çok satan cilt bakım markası. Şu an kendimi çok şey hissediyorum, böyle bakım yapılmış, vücudum da zinde ya. Spor yapmak iyi geliyor ya. Birçok zaman üşeniyorum ama spor yapmak iyi geliyor. Herkese günaydın. Bugün şu anda kuaföre gidiyorum. Saçlarımın ekstra yapısız olmasının nedeni de bu. Bayağıdır saçlarımı kestirmiyorum. Böyle hani bayağıdır dediğim en son Mayıs 2017'de galiba kestirmiştim. Hani kısacık yapmıştım ya. O yüzden bakalım, yani yine öyle büyük bir değişiklik istemiyorum ama uçları çok yıprandı. O yüzden birazcık onları halledelim dedim. Saçlarım bitti. Birazcık daha belki şu anda iyi görüyorsunuzdur. Ben çok 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 beğendim. Ya tam istediğim gibi oldular bence. O yüzden çok mutluyum yani. Böyle bir de hareketlendirdiler aynı zamanda. Çünkü
En son kısa kestiğimde adam küt kesmişti. Öyle olunca uzatırken de bayağı küt ve tek şey uzadı. Şimdi burada birazcık bazıları daha kısa, daha güzel, daha hareketli. Bu arada benim aynı zamanda YouTube'da bugün 6. senem. Birazcık onu kutlamak için şimdi Christian'la öğle yemeğine çıkıyoruz. Ondan sonra da bir yerde buz lazere başlayacağım. Birazcık korkuyorum ama hadi. Ve sivilce kremlerim. Yine valiz yapmaya başladık. O lazer olayını gösteremedim. Şöyle ilk aslında şeye gittim. Yani ilk consultation'a gittim ve sadece orada işte cilt tipime baktılar. Bir de böyle denediler eğer herhangi bir sorun olursa diye. Bu arada sivilce kremim sudo krem. Artık sudo kreme geçtim tamamen. Sivilce kreminde hem fiyat olarak çok uygun hem de bence çok işe yarıyor. Böyle cildi kurutmadan, çok zarar vermeden sivilceleri çok güzel kurutuyor. Öyle sadece şeye gittim de neden çekemedim? Kameramı Uber'de unuttum. Ama sonradan fark ettim. Neyse Uber'i aradım, sonra geldi ama uzaklardaydı. O yüzden birazcık gelmesini bekledim. Ben nazardayken Uber'de kamerayı getirdi. Şimdi valiz yapıyorum. Ne için valiz yapıyorum? Yarın Manchester'a gidiyorum. Anna ile Look Fantastic diye bir web sitesi var İngiltere'de. Ve böyle işte bütün güzellik, beni ciddiye alabiliyor musunuz böyle? Bütün güzellik markalarını satıyorlar. Onların Manchester'da bir etkinliği varmış. Yarın ve cuma sabahı. O yüzden yarın sabah saat 7'de trene bineceğiz. Ve hiç gitmedim Manchester'a. Manchester'a gideceğiz. Güzel, değişik olacak ama bu valizdekileri resmen Cenevre'den geldiklerini çıkardım. Şu anda yenilerini koyuyorum. Günaydın. Şu anda saat 6'yı 10 geçiyor galiba. Hazırlanıyorum. 20 dakikaya çıkacağım. Bu saatte uyanık olmanın avantajları. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Pembe çok güzel. İşte gelecek kadınlar diye bir konuşmaya katıldık. 4 tane çok başarılı şirket kurmuş kadın vardı. Şimdi de burada ufak bir stüdyo yapmışlar. O stüdyoda bir yeri soracağı videosu çekeceğiz Anna'nın kanalına. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Sizin sorularınız var. Çok iyi ve soracağı videosu olacak. Makyajımı yaptırdım. Bu şekilde görünüyor. Sonra cevap videosunu çekmeye gidiyoruz şimdi. Etkinlikten birazcık erken ayrıldık.
Çünkü ikimiz de böyle sabah erkenden kalktığımız için birazcık dinlenmek istedik. Manchester'ı çok göremeyeceğim. O yüzden size de çok gösteremeyeceğim. Böyle arabadayken birazcık göstermeye çalıştım. Ama şimdi de otele geldik. Otelde birazcık dinlenip üstümüzü değiştirip bu akşama hazırlanacağız. Bu akşam da bugün bulunduğumuz o kilise gibi yeri tamamen akşam yemeği için dönüştürüyorlarmış. Ve çok heyecanlıyım. Yani güzel olacak baya. Böyle elbiseyi falan giydim. Bu akşam için makyajımı yaptırdım. Bozulmazsa bu makyajla akşama devam etmeyi düşünüyorum. Odaya geldik. İkimiz farklı odada kalacağız ama ikimizin hediyesini de buraya bırakmışlar. Çok şeker şeyler var. Birazdan bunları araştırırız. Odada çok keyifli. Take one. Otele geldik. Aslında biz birlikte bu odada kalacaktık. O yüzden bize birazcık daha upgrade yapmışlar galiba. Yani daha iyi bir oda vermişler. Ama rica ettik, farklı odalara koydular. Ne bileyim, böyle kendi alanımızın olması güzel. Otel falan da çok keyifli. Etkinlik de çok keyifliydi. Bu akşam da bence çok keyifli olacak. Yoruldum birazcık, azıcık yorgunum. Ama olsun. Birazcık eğlenceli, birazcık müziğin geçirmeyeceği hiçbir şey yoktur. Şimdi makyajımı yapmaya çalışıyorum ama odada hiçbir yerde... Hayır, odan her yere bir şey geçmediyorum. Burası açılıyormuş. Odanın hiçbir yerinde doğru düzgün ışık bulamıyorum. O yüzden galiba akşam makyajımız bu şekilde olacak. Bilemedim. Evet ya, tamam, bu şekilde. Okey, bir de kuru süreceğim. Bir de saçlarımı açıp saçlarımı birazcık sprey falan sıkacağım. Bilmiyorum. İnşallah okeydir. Başkası makyajımı yaptı ya şimdi. Sanki başkaları daha iyi yapıyormuş gibime geliyor. Ama şimdi birazcık rötuşlamak zorunda kaldım. Çünkü yani 3-4 saat önce falan yapmışlardı makyajı. Birazcık daha cildi bir şey yaptım. Yakından bakınca bayağı cakey görünüyor ama bilmiyorum ya, buradaki bütün kızların makyajı bayağı cakey. İngiltere'nin şeyi bu yani. Çok herkes aşırı makyaj yapıyor. Gerçekten çok fazla makyaj yapıyor. Bunun dağınıklığını ne kadar görebiliyorsunuz diye baktım. Kusura bakmayın. Güzel. Terliklerimle hazırlandık. Elbise bu şekilde. Detay görünmüyor ama bir All Saints elbise böyle parlıyor. Uyandım, hazırlandım. Dün akşam bayağı eğlendik. Yani o yerden sonra başka bir yere gittik. Oradan başka bir yere gittik. Böyle 3 gibi falan uyuduk. Şu an saat 11. Brunch hazırlamışlar. Karnım çok aç. Çok mutluyum. O zaman yemeğe gidelim. Sonunda eve geldim. Birazdan duş falan alacağım. 3 gün önce telefon söylemiştim. Bu yeni çıkan iPhone'u söylemiştim. O gelmiş. Normalde gelecek hafta pazartesi demişlerdi. Bugün gelmiş. Birlikte açalım. Yakında zaten daha detaylı hani bu telefonla telefonda ne var videosu yapacağım. Şeyi aldım. Büyük olanı aldım. Çünkü zaten geçen sene almamın en büyük nedeni büyük olmamasıydı. Öyle geliyor. Bu şekilde. Tamamen bir ekran. Şimdi daha önce mağazada da görmüştüm. Şarj etmem lazım. Heyecanlıyım. Fotoğraflar için nasıl çok heyecanlıyım. Instagram'ımda böyle hafif bir kalite farkı görüyorsanız
bu arkadaştan kaynaklanıyor. Öyle her şeyi setup falan yapacağım. Dediğim gibi zaten bununla bir telefonumda ne var videosu da yapacağım. Çok güzel ürünler de geldi aynı zamanda şey olarak. Güzellik ürünleri olarak. Aynı zamanda da paket de gelmiş bir dolu markalardan buradan. Onları da deneyeceğim. Bilmiyorum yabancı markalardan gelenleri deniyorum gibi bir video ister misin? Çünkü gerçekten elimde çok fazla şey var. İlk defa deniyorum. Aslında olabilir. Aynen bu videoyu yapayım. Yarın çekelim. Tamam okey. Yoruldum çok ve benim sürekli oradan oraya çalışıyorum. Duş almam lazım. Bununla birazcık oynamam lazım. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün şimdi telefonda birazcık video denemesi yapıyorum. Kalitesi nasıl? Sarı kırmızı. Bırakın. Bir de büyük kameramı taşımaya üşendim. Şimdi bu sabah demin kahvaltı ettim. Şimdi de siteden zaten birkaç vlog önce de gördüğünüz Melis'i istasyondan almaya gidiyorum. Ondan sonra eve geleceğiz. Giyimde Ekim ayı self love yani kendini sev ayı olacak. Onun üstüne çalışacağız. Onun için içerik fikirleri olsun, neler yapacağımızı konuşacağız. Hava çok güzel bugün. Yani bir kazakla, altında tabii ki adlar var ama bir kazakla çıkılıyor ve güneş var. Selam. Şimdi Melis'e güzel, bayağı 2 ay için bir güzel içerik yaptık. Bu akşam da kışına ufak bir date night yapalım dedik. Neredeyse böyle 2 haftadır falan doğru düzgün kaliteli vakit geçiremedik. O yüzden şimdi oturuyoruz, Yosma'ya gidiyoruz. Klasik zaten bir babacı bir Yosma. Ama menülerini değiştirmişler galiba. Bir de falan yiyeceğiz o yüzden. Pazar. Bugün Johnny English'in ikinci filmini izlemeye davet edildik Universal Pictures tarafından. Piccadilly Circus'tan şu anda oraya gidiyoruz. Ve özel bir önceden kahvaltı olacakmış galiba. Özel sonra bir de gösterim olacakmış. Galiba sinemalara haftaya giriyor. Hatta siz bu videoyu izlerken yani çıkmış olabilir. Yani bir bakın. Ben ilk filmini çok beğenmiştim Johnny English'in. İkincisi de bence çok başarılı olacak. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Komik diyebilirim. Tavsiye ederim. Böyle güzel macera ve komik film arayışındaysanız izleyebilirsiniz. Şimdi donmama rağmen arkadaşımız yürütüyor beni. Ve nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Sürekli bir oraya bir buraya diye. Ben de böyle peşinden gitmeye çalışıyorum. Kahve içeceğiz inşallah. Bir ara. Eve geldi. Ev birazcık dağınık. O kadar seyahate falan. Yani hiç bir de benim kafamın dağınıklığıyla her yeri aşırı dağıtıyorum. Şimdi birazcık evi toparlıyorum. Ve geçen bu Manchester'dan gelen bütün ürünleri böyle birazcık hani şu anda kullanmak istediklerim ve kullanmak istemediklerim diye ayırıyorum. Burada bir şey çekiliş çekmecesi gibi bir şey yapıyorum. Genellikle bu çekiliş yani buradaki ürünleri şimdi buradaki birçoğunu da buraya katacağım. Buradaki ürünleri giyimin hesabından çekiliş yapıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. O yüzden giyimin hesabını Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Çünkü genellikle bütün çekilişler oradan oluyor. O şekilde şu anda
toplanma, tam bir pazar modu. Şey yapmayı düşünüyorum sonra. Bir maske falan yapmayı düşünüyorum sonra belki. Evet, şu an birkaç gün sonra pazar günü, birazcık çok pazar moduna girdim galiba. Videonun sonunu çekmeyi unutmuşum. Umarım bu vlog hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse her zamanki gibi beğenmeyi, kanala abone olmayı, zile basmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Çarşamba günü görüşürüz.